Arkadaşlar hoş geldiniz. Matplotlib eğitim serisine başlıyoruz. Eğitim serilerinden devam ediyoruz. Hızımızı aldık. Matplotlib veri görselleştirme kütüphanesi arkadaşlar. Python'da çok kullanılan kütüphanelerden bir tanesi. Verileri görselleştirmek istediğimizde, grafikler oluşturmak istediğimizde bunu kullanıyoruz. Peki neden böyle bir kütüphaneye ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü verileri analiz etmek istediğimizde hızlıca bu kütüphaneyi kullanmak çok daha işimize geliyor. Yani diğer araçlar var. Excel'de neden görselleştirmiyoruz veya işte Power BI'de neden değil, LuggerStudio'da değil de Matplotlib'de Python'ın kendi içerisinde görselleştiriyoruz. Çünkü dinamik bir veri var. Hızlıca değişiklik yapmak istiyorsunuz. Onu hemen görselleştirip yolunuza devam etmek çok daha kolay Matplotlib'le. Tabi isterseniz projeler oluşturabilirsiniz Matplotlib'le. Çok güçlü bir kütüphane. Size kalmış ama biz kullanmamızın asıl nedeni hızlıca verinin yapısını görebilmek, o istatistiksel dağılımları görebilmek. İstatistikçiler çok iyi bilir. O grafikleri görmek çok önemli bizim için. Oradan sonra da bir sonraki aksiyonu almak daha rahat Matplotlib ile beraber. Bu nedenle kullanıyoruz. Şimdi ben bir ekran paylaşayım. Göstereyim size. Mesela şu örnek üzerinden bakalım. Şimdi ben bu IPMB dosyası, yani bir notebook dosyası, bunun linkini de sizinle paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz sonrasında. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Bu soldaki sütun bize şunu gösteriyor. Haftanın günleri. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 7 gün. Sıcaklık da ilgili günlerdeki olan sıcaklığı gösteriyor değil mi? İşte pazartesi günü 50 dereceymiş hava. Salı günü 51 derece vesaire böyle gidiyor. Ben size şöyle bir soru sorsam, haftanın en sıcak günü hangi gün desen, ne yapacaksınız? Buradaki sayılara sırasıyla yukarıdan aşağı doğru bakacaksınız. İşte 50, 51, 52 yüksek, bu aklınızda tutacaksınız. Onu da diyeceksiniz ki çarşamba günü en yüksek derece sıcaklık. Şimdi bunu 7 günlük bir veri setinde bile, 7 satırlık bir veri setinde bile çok zor. Aslında çok zaman alan bir işlem. Ama diğer büyük veri setlerinde bunu yapmak neredeyse imkansız bizim için. Çünkü insan beyni böyle çalışmıyor. İnsan beyni daha görsel çalışıyor. Görsel bir veriyle çalışıyor. Yani bunun yerine aslında size şunu göstersem. Şöyle bir grafik göstersem. Siz hemen göreceksiniz grafikteki o tepe noktasını, peak noktayı. Ve alt taraftan bakacaksınız. Üçüncü gün, çarşamba günü diyeceksiniz hemen. Böyle daha kolay. İşte bu gibi alanlarda bize çok yarar sağlayacak, çok fayda sağlayacak. Veri görselleştirme ve Matplotlib kütüphanesi. Ve ayrıca bu eğitim serisi boyunca grafik nasıl okunur, nasıl olmalı, nasıl yapılmalı bir grafik onu görmüş olacaksınız. Özellikle günlük hayatta çok fazla grafik okuyoruz ve ilerleyen süreçte de çok fazla grafikle karşılaşacaksınız. Grafik okumak sizi bir adım öne geçirecek diğer insanlara nispeten. Çünkü direkt göreceksiniz nerelerde hata var, verinin neresi doğru, neresi yanlış, nereler kritik, nereler değil. Onlara yönelik aksiyonlar alabilmeniz için grafik okuma önemli arkadaşlar. Ve bir resim aslında birden çok şeyi anlatıyor. Çok fazla söze de gerek yok. Bir resim çok fazla şeyi anlatıyor diyoruz. Şimdi Matplotlib'in şöyle bir web sitesi var. Ana sayfaya gidelim. Ana sayfası şu. Böyle bir ana sayfası var. Burada dokümantasyon falan var. Her şey var. Anlatmışlar. Nasıl örnekleri var işte. Örnekler yapmak isterseniz buradan bakabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Bakın bir sürü grafik türü var. Yani istediğiniz hemen hemen her grafiği çizdirebilirsiniz. Hiç görmediğiniz grafik türleri, veri tipleri var burada. Bakın işte yıldız şemalar, ondan sonra dağılımlar, histogramlar, line chartlar, bar chartlar. Bir sürü grafik türü var arkadaşlar. Bu Matplotlib ile hemen hemen her şeyi görselleştirebilirsiniz. Çok, bu bakımdan çok güçlü bir kütüphane. Çok modifiye edilebilir, oynanabilir üzerinde bir kütüphane. Bakın bir sürü grafik çeşidi var. Peki nasıl yapacaksınız, nasıl yükleyeceksiniz, nasıl kullanacaksınız? Hemen ona hızlıca bir bakalım. Sonraki videoda daha derine ineriz. Şimdi her Python'da olduğu gibi pip ile indirme işlemi yapacağız. İşte eğer notebook kullanıyorsanız başına ünlem koyup pip install matplotlib yazıp çalıştırabilirsiniz shift enter ile. Veya terminal kullanıyorsanız da terminali açalım. Şöyle yapabilirsiniz.
bir development environment'ını açtım. Pip install matplotlib yazıp çalıştırabilirsiniz. Bu ilgili kütüphaneyi indirecektir. Daha sonra da ne yapmanız lazım? Import edip kullanmanız lazım. Geri kalan şey o. Şimdi biz burada import edelim. Import yaptık. Matplotlib'in pyplot fonksiyonunu import edeceğiz. Pyplot genelde PLT diye kısaltılır bu. Daha sonra da burada görselleştirme yapmak için, notebook üzerinde görselleştirme yapmak için bunu yazıyorsunuz. Başında yüzdeyle matplotlib inline diye artık bize burada grafikleri çıkartacak. Bunu çalıştıralım. Şimdi burada şunu göstereyim. X ve Y diye iki tane liste tanımladık. X aslında 1'den 7'ye kadar bir liste tanımlıyor. Yani aslında şundan hiçbir farkı yok. X eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani bununla bunun arasında hiçbir fark yok. Yani range alıyor. 1'den başla 8'e kadar git, 8'de bitir, 8'i alma, 7'yi al demek. Bu ne olacak? Haftanın günleri bizim için. Y değeri de ne değerleri? Sıcaklık değerleri. Yani şöyle düşünün, bir x doğrusu ve y doğrusu var. X eksenine biz neleri koyacağız? Günleri koyacağız. Y eksenine de biz neleri koyacağız? Sıcaklıkları koyacağız. Bu yüzden x ve y değerlerini oluşturduk. Daha sonra da çizdirmek isteyince çok basitçe plt.plot diyoruz. Pilot çizdi demek zaten. Ve alacağı değerleri koyacaksınız buraya. X virgül y şöyle. X virgül y tuple değeri alıyor burada zaten. Böyle çalıştırdığımda tabii tanımlı değil şu anda. Y'yi de tanımlayalım. Bakın böyle çizdirecek. Artık çizdi. Peki burada neler yapabilirim? Nasıl değişiklikler yapabilirim? Şimdi çok değiştirilebilir bir kütüphane aslında. Mesela grafiğin rengini değiştirmek istiyorum. Yeşil yapacağım. O zaman virgülle color diye yazıyorum ve green. Bunların hepsinin dokümantasyonu var. Nereden bulabilirsiniz? Şuradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Linki buraya koydum. Burada yazıyor bakın aşağı doğru indiğimde. İşte color var, clip rate var, clip on var, alfa değeri var. Birazdan göreceğiz bunların birçoğunu. Siz de buradan bakabilirsiniz. Tabii İngilizce yine devreye giriyor. Bunu Türkçe'ye çevirebilirsiniz bu sayfayı. Türkçe'ye okuyabilirsiniz. Şimdi bu grafiğin rengini yeşil yapalım. İşte virgül green dediğimde şöyle green oluyor. Ve kalınlığını, o çizgi kalınlığını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Mesela bunu 3 yapabilirim. O zaman daha ince bir çizgi oldu. Şimdi line style'da bunu değiştirebilirsiniz. Şimdi dash dot dediği İngilizce çizgi nokta demek. Line style mesela bakın burada arattıralım. Aldığı değerler standart. Tamam. Şurada bunları alabilirmiş. İşte şunları da bu şekilde de gösterim sağlanabilir. Ne demek istiyor? Şöyle göstereyim ben size. Yani sadece çizgi koyabilirim. O zaman ne yapacak? Düz çizgi. Çizgi nokta koyarsam ne yapacak? Bu şekilde çizdirecek. Peki başka ne olabilir? Yani nokta nokta olabilir. Olamaz. İki nokta üst üste. Şöyle. Böyle olabilir. Başka nasıl olabilir? Bakalım şuradan. Ve dash dash olabilir. Çizgi çizgi. Yani şöyle. Bu şekilde yazabilirsiniz. Mesela dash dash de yazdırsam bunun dash desem dash dot bunların açıklamaları vardı. Tam hatırlamıyorum. Genelde ben kullandığım şey şu. Yani direkt çizgi koyabilirsiniz. Çizgi grafik. İki nokta üst üste koyabilirsiniz. Veya dash nokta dot koyabilirsiniz. Dash dot koyabilirsiniz. Bu şekilde çizginin tipini değiştirebilirsiniz. Kalınlığını buradan değiştireceğiz. İngilizce line width çizgi kalınlığı demek işte. Color da green. Mesela blue yapalım bunu. Mavi, yellow, sarı gibi değişiklik yapabilirsiniz böyle. Peki bu grafiğe baktığınızda
Sayılar var ama neyin ne olduğu anlaşılmıyor. Şimdi bunu tek yapalım. Ne olduğu anlaşılmıyor. Buna ne yapmak lazım? Bir başlık eklemek lazım. X eksenine, Y eksenine başlıklar eklemek lazım, değil mi? Onları şöyle yapıyorsunuz. X label dediği X etiketi, yani şuraya koyacağı yazı. X etiketi. Y label dediği şuraya koyacağı etiket. Mesela şunu silelim. Title dediği grafiğin title'ı, şu başlığı. Ve geri kalan şey hepsi aynı. Diğer tarafı aynı. Bunu çalıştıralım. Bakın sıcaklığın günlere göre dağılımı yazmışım. Title. X ekseni haftanın günleri. Bakın Y değerini yazmadı. Ne yapmam lazım Y'yi yazdırmak için? PLT. PLT nokta. Y label diyorum. Aç parantez içerisinde, tırnak içerisinde yazıyorum. Ne mesela Y ekseni? Sıcaklık. Sıcaklık. Şöyle bu tarafa yazdırmış oldum. Bunu derece diyelim. Şöyle derece. Bakın yazdırmış oldum. Burada kalalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda devam edelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.